Evet, tekrardan herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. Kestanet balının diyarı nerede? Zidoroz diyar bak, Kastamonu'na. Evet, diyardan Kastamonu'ya. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 2024 sınavları için ve tüm sınavları. Ya 2024 sınavı diyoruz mesela, bu yayınlanıyor video. YouTube'da duruyor. Öğrenci 2025'inde geçerli mi diyor. Sınavda bir değişiklik olmadığı sürece sınav formatında. Tabii ki geçerli yani. Yalnız Değişin serisini çekiyoruz biliyorsunuz. Tüm atölye ekibimizle beraber. Bunu da sınava kadar böyle bir ben 10 video falan tamamlamayı düşünüyorum. Tekrar amaçlı olsun böyle. 13'er soru koydum buraya. Problemde belki 11 soru falan koyarız. Biraz daha uzun oluyor çünkü. Buraya böyle 20 soru falan da koyarız aslında. Çok zor bir şey değil ama bizim için. Bu sefer de video çok fazla uzuyor. Yani böyle 1,5 saate falan kayar. Çünkü soruları sadece çözmeyip bir şeyler anlatmamız gerekiyor. O yüzden böyle tekrar amaçlı, hani görmek amaçlı, karışık nasıl sorular çıkar diye 13 soru koyduk. Dosya bu videonun altında. Bilginiz olsun, bu videoyu dosyayı indirebilirsiniz. Dosyayı size Word şeklinde hazırladım. İnsanlığı yorum. Yani Word derken, benim çözdüğüm şekilde değil de böyle iki sayfa şeklinde çıktı alırken zorluk yaşamayın diye. Malum çıktı, fiyatları çok pahalanmış. Kitabı geçmiş öyle diyorlar yani. O yüzden dosya şekilde indirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Anlaşıldı mı? Şimdi matematikte çok soru görmemiz gerekiyor. Yani bu seriyi niye yapıyoruz? Matematiğin soru çeşidi bitmez. Yani üstü sayılardan mesela bizim çok soru sınava kadar çözmemiz lazım. Ve hiçbir zaman mesela şu yanlışa düşmeyelim. Biraz çok kısa videonun başında konuşuyorum. Bundan duramıyorum çünkü doluyum. Ben çok doluyum. Konuşacağım. Ve hiçbir zaman bir şeyin bittiğini varsaymamanız lazım. Mesela adam diyor ki hocam ben üst sayı bitirdim diyor. Ya bitirdim de kardeşim sınavda çıkışım. Şu an hangi aydayım ben? Ben bunu Ocak'ta çekiyorum mesela değil mi? İşte Aralık'ta çekeyim, Ocak'ta yayınlanacak. Ve şimdi sınava daha 6-5 ay var. Biz 5 ay, 6 ay boyunca lisans için konuşuyorum. Şey çözmeyecek miyiz üst sayı sorusu? Sürekli çözeceğiz. Güncel kalmamız lazım. Yani elimiz hep sıcak kalacak. Bir şeyi ne kadar çok yapmazsanız o kadar soğursunuz o işte. Dedim anladık mı? O yüzden sürekli çözeceğiz. Bu da onun için bir yalnız değil serisi çekiyoruz. 4 video temel matematik. Sonra 4 video problem çekerim. Bir 4 video, 2 videoda şey işte karışık deneme problem temel matematik karışık. Orada da 15 soruya çıkarız. Hazırsanız başlayalım. Yani rasyonel sayının çıkmayacağı bir yıl yok. O yüzden bir tane koyarak başladık. Burada bazen benim gördüğümü söylüyorum. Öğrenci işlem öncelerine çok dikkat etmiyor. Bakın burada bir bölme işlemi var. Burada bir çarpma işlemi var. Doğru mu? Önce bunların yapılması lazım. Yani şu 2 bölü 3'te önce işleme sokamayız sayıları. Ona dikkat edelim lütfen. Şunlar giden şakası yapmayın. Bak son şakanız olur. Şimdi 2 bölü 3 dursun. Ona karışmıyorum şimdi. Eksi bölme işlemi nasıl yapılacak? Birinciyi olduğu gibi yazdım. İkinciyi ters çevirdim. 3 bölü 2 olmuş oldu. Değil mi? Orada bir bölme işlemi yaptım. Arada artı var. Orada çarpma var. 2 ile 2 4 yaptı. Altında kaç gelmiş oldu? 9. Şimdi şurada bir sadeleşme görüyorum. Bak 2'ler gider. 3'ler gider. 0 kalır şakası yine yapmayalım. Bu da 1 kalır. Değil mi? Şimdi şu olmuş oldu şimdi. 2 bölü 3 duruyor. Eksi 1 var. Artı kaç var? 4 bölü 9 var. Burada ne yapalım? Getirip payda eşitleyip olayı bitireceğiz. Paydamız 1. 9 ile eşitleyeceğiz. 3 ile çarpacağız. 9 ile buraya çarpacağız. 1 ile de buraya çarpacağız. 3 kere 2 kaç oldu? 6. Eksi 9 artı 4. Bölü paydamız kaç? 9 gelmiş oldu. İşlemi yaparken dikkat edin. Ben önce çıkarmayı çok yapmam. Mesela toplamak için. Şimdi bakın bunlar çok basit gelebilir bazılarına. Çok basit geliyor bana. Ama işlem hatası buradan çıkıyor. Bu böyle bir şey değil ki arkadaşlar. Yani bu hata ne zaman çıkacak? Kaza ne zaman yapılacak belli olmaz. Bak bugün mesela öyle bir haber aldık. Türkiye'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası olmuş. Allah rahmet 11 kişi falan vefat etmiş şu anda. Yani bugün tarih kaç? 25-28 Aralık bugün galiba. Şimdi bu kaza yapan araçların şöyle düşüneceksiniz. Hepsi şey acemi şoför müydü yani? Usta adam belki 20 yıllık şoför de kaza yaptı. Bunu ne zaman geleceği be? Çok her zaman dikkatli olmaz ama. Ben vatandaş trafiğe çok benzetirim. Yani gerçekten çok üzüldük yani Allah rahmet eylesin sabah sabah. Buna uyandık yani maalesef günlük hayatta çok fazla oluyor. Toplu olunca insan biraz daha etkileniyor. Bu da öyle bir şey şimdi. Sen biliyorum bunu. Hata yaptın. Nasıl yapacaksın? Belli olmaz ki yani. Atıyorum bir yazmadın, sıfır yazdın. Payda eşitleyken buraya üçle çarptın. Yani bunlar hatalı işte. Bunlar dikkatli, yavaş ve tek seferde yapmak lazım. Bildiğiniz konuları sınavda bak söylüyorum. Yavaş ve tek seferde yapacaksın. Ve şunu söyleyeyim. Temel matematik konusunda hızlanmadan kesinlikle problem yapamazsınız. Bak söylüyorum. Sayısalcılara da çok söylüyorum. Bak, en büyük yanlış da burada. Temel matematik konusunda hızlanmadan kesinlikle probleme vaktiniz kalmaz. Bak bu kulağınıza küp olsun.
Ne oldu şimdi burası? 6 ile ben 4'ü toplarım. 10 gelir. 9 çıkaracağım. 1. Cevap da 1 bölü kaç gelmiş oldu? 9. Yani cevap 5 gelmiş oldu. Tamam. Devam edelim. Şimdi faktüel sorusu arada böyle çok yoğun çıkan bir konu değil faktüel. Onu söylemek lazım. Her sene faktüel çok, hayır öyle bir şey yok. Ara ara kendini gösteren bir konudur. Ara ara kendini gösterir. Ben bu da bölme işinde biraz şeyim ya ben burada. Bölmeden bazen soruyorum ya. Şu tahtaya bir iteyim mi şu tarafa doğru. Bölmeden bazen soruyorum çünkü bölmede biraz önce karıştırabilir. Bakın şimdi şurada. Şimdi 9 faktöriyel nasıl bir sayı mesela? Faktöriyel konusu için konuşalım. Şimdi 9 faktöriyel şöyle bir sayı. 9 çarpı 8 faktöriyel diye bir sayı. Hiç yazamadım ki. Hiç düzgün yazamadım ya. Şu düzgün yazacağım. Yani buradaki bu yalnız değişimdeki amaç... Yani soruyu çözüp geçelim, öyle bir amacımız yok. Konuşacağız biraz. Tekrar dersi gibi düşün yani. 9 faktöriyel eşittir 9 çarpı 8 faktöriyel. Ben zaten kendi Instagram'da da çok fazla ders yapıyorum. Hem normal dersler yapıyoruz hem abone olanlar falan da onlara ders yapıyoruz. Ve burada da tahtalar yalnız YouTube'dan çalışan bir kitleler, onları da burada yalnız bırakmayalım yani. 9 çarpı 8 faktöriyel. O yüzden biz şuradaki 8 faktöriyeli faydası büyük olan 9'a benzeteceğiz. Buradaki 9'u da faydası bir 10'a benzetmemiz lazım. İşte buradaki 8'i 9'la çarpacaksınız şurayı. Buradaki 9'la 10'la çarparsanız alt taraf 9 faktöriyel. O sağdaki alt taraf da 10 faktöriyel olmuş olur. Yani sol taraftakini 9 faktöriyeli, sağdakini 10 faktöriyel benzetmiş olacaksınız. Şimdi sol tarafa bakıyorum bak. Şimdi ne gelecek? Üst tarafı çarptığımı düşünelim. 9 artı kaç? 2. Böyle paydamız neydi? 9 faktöriyel. Şöyle. Bölüsü var. Paranteze gerek yok artık. Zaten 9, 2 toplayacağız. Burası kaç? 10 artı 1 bölüsü kaç? 10 faktöriyel. Biraz toparlayalım. 9, 2, 11. 11 bölü 9 faktöriyel bölü. Burası kaç? 11 bölü 10 faktöriyel. 11 ile çıkınca bir gözün ışıyor. Bir gözümüz ışıyor yani. Onunla gidecek belli. Bölme var. Ne yapacaksın? Engin. Bölme rasyonelse de bölme birini kullanacaksın. Yani birinciyi olduğu gibi yazıyorsun şöyle. İkinciyi ters çeviriyorum. 10 faktöriyel bölü 11 oluyor. Burada da hemen şu alalım siyah. Şunlar 11'ler birbirini götürüyor. Şimdi ne kaldı bak yukarıda? Yukarıda 10 faktöriyel, altta 9 faktöriyel kaldı. Bir benzetme işlemi daha yapmamız lazım. Yani yukarıdaki 10'u 10 çarpı 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel benzetmemiz lazım. Bunlar gidecek, cevap 10 gelecek. Nerede var? C şıkkında var. Anlaştık mı? Böyle faydalı olabilir. Lütfen dikkatli olun. Bir de bak bu videoları hızlandır biz diyenler. Ben hızlı mı çekiyorum bu videoyu? Sivas'tan kalkıyorum, Ankara'ya geliyorum. Doğru mudur? O kadar emek harcıyorum, sen hızlandırıyorsun. Ne olur ben hızlı mı çekiyorum, ne olacak? Bitirmek için izlemeyin bir şeyi. Hiçbir dersi bitirmek gibi böyle bir şey yok. Amacımız öğrenmek, bitirmek değil. Bak bu çok yanlış olur. Amacımız öğrenmek, bitirmek değil yani. Öğrenmek için izliyoruz. Ben nasıl yapıyorsam sen de öyle yap. Evet, yukarıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerinde AB ve X'i iki basamak sayıdır. X artıya kaçtır. Aslında kolay bir soru çözeceğiz. Çok zor değil ama zor durduğu için ben sordum burada. Şimdi burada sen eğer AB'yi bulayım, şuraya çok yoğunlaşırsan, işte XY'yi bulayım diye yoğunlaşırsan çok zorlanırsın. Yani bulursun belki ama çok zorlanırsın. Mesela orada bir AB bulunuyor, 80'e giden bir şey çıkıyor ya bak şuradan. Şuradan AB bulunur. Ne, 2'den kaç çıkar? 6 çıkması lazım. Komşudan aldık 7 kaldı, 3 mü kalıyor? AB 36'ymış, onu yerine yazarız. Burası 2 olur, burası da 8 mi olur? 82, 10 gelir. Ben bunu şöyle görmenin açısından sordum. Bazen böyle alt alta yazıyor, onu sizin yan yana yazmanız lazım. Bunu görürseniz bazen sorular çok kolay oluyor. Bak bu önemli bir bilgi, tekrarlıyorum. Şimdi bunu baktım ki sınavda işinden çıkamadınız, böyle değil soru. Şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bak şimdi x'ye yazıyorum, artı diyorum, ab diyorum. Kaça eşitti? 118'e. Öbür denkleme bakıyorum. 82 var, eksi ab var. O kaçtı peki, orası kaçtı? 46 mıydı? 46. Şimdi bu iki denklemi ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. Şunlar birbirini götürüyor. Anladık mı olayı? Bazen böyle görmek lazım soruları. Sol taraf x'ye artı kaç oldu? 82. Bunu özellikle eğer orada işinizden çıkamadığınız durumlarda yapın. Ben bu yöntemi görün diye anlattım. Bunu çünkü çok yapma aklınıza gelmeyebiliyor. 46, 150 yapıyor. 164. 82 karşıya eksi geçiyor. x'ye kaç oluyor? O da 82 mi oluyor? 82 oluyor. X'ye 82. X'i kaç bulduk? 8. Y'yi kaç bulmuş olduk? 2. X'imiz 8. Y'imiz de 2 ise 8 ile 2'nin toplamı kaç gelmiş olur? 10 gelmiş olur. X artı Y toplamımız olmuş. Anlaşıldı mı? Bazen böyle alt alta yazmak aklınıza gelsin. Sonra aklına gelen
Aklına gelmeye başına gelecek. Tamam. Şimdi A, B, 0'dan farklı tam sayılar. Bu bir yorum sorusu. Şimdi matematikte soru çözerken böyle her soruyu bu çıkıyor mu? Bu çıkmış mı? Bu çıkacak mı? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya, öyle bir şey olmaz. Bir futbolcunun sürekli maç yaparak hazırlanabilir mi futbolcu? Hayır, antrenman da yapması lazım. Olaya hep öyle bakmayın. Şimdi biz burada bir mantık anlatacağız. Ha, öyle yapacaksınız yani. Böyle her soruya çıkmış çıkmış çıkacak mı? Bu çıkıyor. Öyle yaklaşılmaz. Biz bazı soruları öğrenip bir şey de öğrensin ki altyapısı oluşsun diye yaparız. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bu onlardan bir tanesi. Ben çok geçmişte sorarlardı böyle sorular. Şimdi çok soracağını düşünmüyorum ama sana bir yorum yapacağım burada ben. Şimdi demiş ki A, B sıfırdan farklı tam sayılar ifadeyi vermiş. Hangileri sıfıra eşit olabilir? Şimdi birinci önce şuraya bir yazmak istiyorum ben. Bu daha rahat yorumlarım. A kare. Hatta orada yorumlayabiliriz. Yapışıyor olmaz. Şimdi sıfıra sayı nasıl eşit olur? Şimdi sıfırdan farklıysa bunlar, sıfır olamazlarsa. O zaman böyle bir sayının karesinin sıfır olma ihtimali yok. Bak karesi bir sayının. Sen eğer karesini alıyorsan ve sayı sıfır değilse bu her zaman ve her zaman ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Buraya anladık mı? Bir sayının karesini alıyorsanız ve sonra konuşamam. O sayı Samuel diyecek. O sayı sıfır değilse bunun karesi her zaman pozitiftir. Ama küpte böyle bir şey yok. Bir sayının tek kuvveti alıyorsan, yani küpünü alıyorsan burası pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Onu bilmiyoruz. O fark etmez. Yani sonuç pozitif de çıkar, negatif de çıkabilir. Ama kare alıyorsan daima pozitif olur. Dedim, anlıyor musunuz? Şimdi burada mesela, şimdi A kareyi görüyor musunuz? Şu A kare kesin pozitif bir sayı. Kesin. Hocam, B artı 1'in karesi pozitif mi hocam? Hayır. B artı 1'in karesi pozitif. Ben sayının karesi dedim. Burada sayı, B artı 1 artı sayı değil. Artı 1 girmiş devreye. Eğer sen burada mesela örneğin B yerine eksi 1 verirsen, örnek veriyorum, artı 1'in karesi 0 da olabilir burası. Ama burası 0 olsa da en az 0 olur burası. Kare ya. Burası 0 olsa da bu A kare 0 olmayacağından dolayı, bak birinci öncülde B artı 1'in karesi 0 olma ihtimali var. Ama A kare 0 olmayacağından dolayı birinci öncü 0 eşit olamaz. Anlaşıldı mı? A kare işi bozuyor. İkinci öncüle bakıyorum. İkinci öncülde A eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ten dolayı burası 0 olabilir. Doğru. B artı 2'nin, bu da 0 olma ihtimali. B de eksi 2 olur. O zaman ikinci öncülde ne yapabilir? 0 olabilir. İkinci öncü 0 olma ihtimali olan bir öncül. Anlaşıldı mı? Çünkü mesela A'ya örneğin 3 verdim düşün. B'ye eksi 2 verdim. Değil mi? 0'ın karesi var. 0'ın karesi yapar. Ama bu iki, mesela ikinci öncülde örnek veriyorum. Bir de soruda artı atıyorum. B kare olsaydı. O zaman 0 olamaz diyecektiniz. Dedim, anladık mı? Artı B kare olaydı. O zaman 0 olamaz demeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Bu noktaya lütfen dikkat edin. Ama yok şu an. 3'e bakıyorum. A artı 2'nin karesi B kare. Şimdi B kare 0 olmaz. Pozitif. Kesin. Kesin bilgi yayalım. Bu Facebook bilgisi. Ama A artı 2'nin küpü var şimdi. Karesi yok. Küpü olduğu için küp de tek kuvvet. O zaman da bunun da eksi olma ihtimali var. Artının toplamı da 0 yapabilir. Cevap ne olur yani? 2 ve 3 gelmiş olur. Şimdi 3. öncül ne zaman 0 olmazdı mesela? Örneğin A artı 2'nin küpü değil de karesi olaydı. Artı B kare olsaydı. Burada burası 0 olsa dahi bu pozitif olacağı için toplamı 0'dan büyük olurdu. Ama A artı 2'nin küpü var. A'nın eksi olma ihtimali var. Eksi bir sayının küpü de pozitiftir. B kare zaten pozitif bir sayı. Doğru mudur? Eksi bir sayının karesi pozitiftir. B kare de pozitif bir sayı. O zaman olmaz. Ama eksi bir sayının küpü negatif olur. B kare pozitif bir sayıydı. Bak eksi bir sayının küpü tek kuvveti negatiftir. B kare de pozitif bir sayı. Bunları toplarsam o zaman sonuç ne çıkabilir? 0 çıkabilir. Cevap 2 ve 3 gelmiş olur. Dikkatli olun. Böyle bir yorum yapacağız. Bazen dediğim gibi altyapı olsun diye de yorumlar yapıyoruz. Evet, bir bölme soru. Son yıllarda birkaç sınavda bölmeyi görmeye başladık. O zaman ben de denemelerimde böyle veya işte aboneleri çözdüm denemelerde ve çarşamba akşamı ders yapayım. Bölme birkaç çözüyorum ara sıra. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani yakın tarihte sorduğu yıllar var. Şimdi buradan mesela bir x'y bulalım. Öyle duruyor soru. Oradan da k'yı bulacağız. K artı p'yi bulacağız. Şimdi x'y nasıl bir sayı? Şimdi soruyu da hem çözümlemeyle böyle bağdaştırabildiği için güzel bir soru haline gelebiliyor. 6 çarpı ne gelecek? X artı y artı kaç oldu? 3 gelmiş oldu. Şimdi x'y çözümleyelim. 10x burası artı y oldu. Sağ tarafta 6x artı 6y oldu. Artı kaç oldu? 3 olmuş oldu. Şimdi burada da y'ye karşıya x buraya geçiyor. Ben burada değer vermeden önce
her tarafı pozitif yapmaya özen gösteriyorum. Ne demek istiyorum? Yani X de pozitif kalsın katsayı olarak, Y de pozitif kalsın. Yani küçük olanları büyüklerin yanına atıyorum. Bu daha sağlıklı olur değer verirken. Şimdi ne oldu burası? 4X oldu sol taraf. Eşittir eksi geçti değil mi 6X buraya? Şöyle yapayım. İnsanlığı görüyor musun? Bu da eksi Y'ye geçmiş oldu. Karşıda ne var o zaman? 5Y. Evet, artı kaç var? 3 var. Şimdi buradan sonra getirip değer verme hakkımız var. Az önce yoktu bu hakkımız. Şimdi X'e kaç, Y'ye kaç? 1 versem Y'ye. 8 yapıyor. X 2 oluyor. Hocam oldu hocam. Hocam çok güzel oldu. Olmadı. Olmadı canım kardeşim. Niye? Şimdi burada bu kalan, bu da bölen ya. Burada mutlaka 3'ün X artı Y'den küçük kalması lazım. Ama sen getirip X'e 1, Y'ye ya da 1, X'e 2 verirsen orası da 3 yapar. Kalan bölenden küçük olmaz. O da o şartı sağlamaz yani. Anlaşıldı mı? O yüzden burası olmaz. 1 verdim. Doğru değer ama sağlamadı. Değeri arttıralım. 2 versem 13, 3 versem olmaz. 18, 4 olmuyor. 5, 5 oluyor. Bu 5 oluyor. 1 kere 5, 5. Bu da 7 mi oluyor? Evet. Aslında katsayı kadar artıyor da onu görmek zor. Şimdi arada eksi eşittir var çünkü. 5 kere 5, 25, 3 daha 28. 7 kere 4, 28. Eşitlik sağlandı. X 7'ymiş. Y kaçmış? 5'miş. Bunun sağlamama ihtimali yok orada. Soru ne demişti? İkinci öncüde gel. Y'x sayısını 8'e böleceğim. Bölüm K, kalan P onları bulacağım. Şimdi Y'x demiş. Y'miz kaçtı? 5. X'imiz 7 idi. Yani 57'yi getireceğim. 8'e böleceğim. Doğru mudur? 7 kere 8 56 yapar. Kaç kalır? 1 kalmış olur. Tamam. E o zaman kardeşim kalan bölüm 1, kalan da 1 oldu. Bölüm 7, kalan 1 oldu. Konuşamıyorum ki. 7 artı K artı P'yi sorun. 1'i sormuş. Cevapta kaç olmuş olur? 8 gelmiş olur. Anlaştık mı sayın basın mensupları? Güzel bir soru. Şimdi hem bölme sormuş oluyor burada. Hem değer verme sormuş oldu. Hem çözümleme yaptırdı. Doğru mu? Yani birden çok konuyu halletmiş oldu. O yüzden güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Devam. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere falan filan. X 1 tam sayı. Bak şimdi bunu biraz yorumlamamız lazım. Olduğuna göre AB yerine gelecek kaç farklı sayı vardır diye bir soru sormuş. Şimdi X bir tam sayısı, önce bence bana sorarsan şu kısmı bir toparlamamız lazım. Yani o kısmı bir düzenleyelim gelir. Şöyle şimdi yani nasıl düzenince payda eşitleyelim. Burayı 4 ile çarpalım. Burayı 3 ile çarpalım. Ne oldu şimdi? X eşittir. Evet, 4 çarpı AB artı evet 3 çarpı AB oldu. Paydamız kaç oldu? Paydamız 24 gelmiş. Burası anlaşıldı mı? Payda eşit diyor. Şimdi X ne oldu? 7 çarpı AB oldu. Bölü kaç geldi? 24. Şimdi buradan sonra devreye yorum giriyor. Şimdi beraber yorum yapacağız. Nasıl yorum yapacağız? Şimdi burası 7, 24'e bölünmüyor. Bak sadeleşmiş onu sadeleştireceksiniz. Bakın ben bunu çok anlatıyorum. Bir daha anlatayım size. Matematikte sadeleşme varsa sadeleştirme yapılır. Yoksa yapılmaz. Asla not. Hayatını kurtarır. Sadeleştirme çıkıyor. Sadeleştirme yapmayan öğrenciler var ya. Hocam sonra yapsam olur mu diyor. Her seneye yap sadeleşmeyi. Niye sonra yapıyorsun ya? Sadeleşmeden yapınca bu sayı çok büyük çıkıyor. Al başına belayı. Ondan sonra. Sonra sadeleştiremiyorum hocam diyor. Hadi bakalım. Matematikte sadeleştirme varsa sadeleşme yapılır. Sadeleştirme yoksa sadeleştirme yapılmaz. Lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar rica ediyorum. Burada mantık olarak bu buna bölünmediği için o zaman şu AB sayısının 24'ü bölmesi lazım ki X tam sayı çıksın. Bakın buradaki anahtar cümle burası. Adam X'in ne olduğunu söylemiş size, tam sayı. Yoksa X tam sayı ne yapmaz? Çıkmaz. AB'nin de ne olması lazım? 24 veya 24'ün katları olması lazım. İki basamaklı olarak. O zaman ne demişti? Kaç sayı alır? Şimdi 24 alır. 48 alır. 72 alır. 96 alır. Yani 24'ün katlarını alacak ki bunlar sadeleşsin. X ne olsun? Tam sayı olsun. Ama öncesinde mesela buradaki 7 ile buradaki 24 sadeleşmiş olsaydı önce o sadeleşmeyi yapacaktım. Sonra AB mesela 12'nin katları olacaktı o zaman da. Dedim anlayabiliriz. Burada çok fazla sayı yok. Ben yazmanızı tavsiye ederim. Böyle çok sayı olmayınca yazmak lazım. Yani. Öğrenci mesela bazen hocam hepsini yazacak mıyız? Yani 4 tane sayı yazdım. Ne havaya giriyor? Şıkta en fazla 6 var zaten. Ama şıkta böyle 20, 30, 40'lı olursa yine bak kolay bir şeyse yaz ya. Sınavda her şeyi kurallaştırmayın. Beşer beşer gideceksin 20 sayı yazacaksın. Neyi zor bunun yani? Bir şey yok ki yani. 1, 2, 3 burada 4 tane sayı varmış. Anlaşıldı mı? Arada 3-5 laf söylüyoruz. Devam. Demiş ki A3B5 sayısı. Şimdi bu soru çok soruluyor bana. Kurumlarda falan da derslerine girdiğim kurumlarda da çok soruluyor. İşte Instagram'da da çok fazla geliyor. Soru çözümü yapmıyoruz Instagram'da ama gene geliyor.
A3B5 sayısı 17'ye bölünüyor, kalan 10'da. Şimdi bakın. Burada bir sayı veriyor. 17'ye bölmüşüz, kaç kalmış? 10 kalmış diyor. Sonra diyor ki A5B6 sayısı. Şimdi bakın burada iki sayı arasında bir ilişki kurmanız gerekiyor sizin. Yani A3B5 ile A5B6 arasında bir ilişki var. Net bir ilişki var. Nasıl bir ilişki var? Yani A5 burada bir bölünme kuralı kullanmayacaksınız yani. A5B6 sayısı evet. A3B5 sayısından evet fazla. 1, 0, 2, 0. Kaç fazla? 201 fazla. Bazen bu çıkarmayı düzgün yapamazsınız. Mesela burası 6 olmaz da 3 olur. Bak onu da göstereyim sana. Mesela A5, B3 olur. A3, B5 olur. Şimdi çıkarma yaparken komşuda onlu kalmak gerekiyor. Kafan karışır. O zaman buradaki B ve A yerine 1 değerini ver. 0 ver. Bir şey olmaz. Çıkarma da aynı basamaktılar ya, sonuç değişmeyecek yani. Dedim anladın mı? Bak bir daha anlatıyorum. Çıkarmada adamlar aynı basamakta ya, B ve A. Sen B ve A'ya hangi değeri verirsen ver sonuç değil. Burada çıkarma kolaydı. Problem yaratmadı bana. Ama burada çıkarma biraz zor. Problem yaratma ihtimali var. O yüzden burada çıkarma yaparken B ve A'ya bir değer verebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Şey olmasın sonra. Hoca kendine kolay soruyor. Bir de zor soruyor. Öyle bir şey yok yani. Bulduk. Şimdi burada şunu yazıyoruz. Bakın. A5 B6 neye eşit? A3 B5'ten fazla. Kaç fazla? 201. Bak bir not söylüyorum. Bir bölme işleminde bölünen sayı yerine kalan sayı yazılabilir. Cümlemi unutma. Bir de şunu söyleyeyim. Önemli. Bir bölme işleminde bölünen sayının yerine kalan sayı yazılabilir. Bakın bu çok önemli bir nottur. Bölünen sayı yerine kalan sayı yazılabilir. Burada bölünen sayılar şunlar. Kalan ne demek ki? A3B5'in 17 bölümden kalan kaç? 10. O zaman şu sayının 17 bölümden kalan kaçmış? 10'muş. O zaman diyoruz ki A5B6 diyoruz. Sayısını bulmuyor da kalanı da bulmak için. Eşittir diyoruz. 201 kolay bir sayı. 211 diyoruz. Bu sayı buna eşit değil. Ama kalan bulacağım için eşitmiş gibi davranabiliyorum. Bak normalde bu sayı 4 basamak, bu sayı 3 basamak. Nasıl eşit olsun? Ama kalan bulacağız ya. O yüzden buna eşit gibi davranabiliyorum ya. O zaman ne yapıyorum şimdi? Ben 211 sayısını getiriyorum. Evet 17'ye bölüyorum. Bir kere 17. 41. 2 kere mi? Evet 34. Ne kaldı? 7. Demek ki kalan kaçmış? 7'ymiş diyorum. Kalan verip kalan soruyor. Bak kalan verip kalan soruyorsa aradaki farktan faydalanabiliyorsun sen. Anlaştık mı? Dikkatli olalım. Çok soruluyor bana. Şu anlatıyoruz ama işte öğrenci kafası karışıyor. Dikkat edin. Devam. İki basamaklı AB doğal sayısını tam bölen 5 tane pozitif tam sayı vardır. Bu koşulu sağlayan AB sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bir yorum yapacağız. Hemen size burada bir not daha vereceğim. Pozitif bölen sayısı konusunu bilelim. Asal sayıları kavramında var. Yani en azından bir sayının pozitif bölen nasıl bulunduğunu bilelim. Nasıl bulunuyordu hatırlıyor musunuz? Bir sayı önce asal çarpanlarını ayırıyorduk. Yani A üzeri X çarpı B üzeri Y oluyordu. Sonra bunun kuvvetlerini birer tane arttırıp çarparak sayının pozitif bölen sayısını bulmuş oluyorduk. Yani ne burada? X artı 1 çarpı Y artı 1. Şimdi burada ekstra bir durum var. Bir sayının pozitif bölen sayısı asalsa. Bak cümleme dikkat, bunu herkes vermez. Kıymetimizi bil yani. Bir sayının pozitif bölen sayısı asalsa, 3 ise, 5 ise, 7 ise, 11 ise bu sayı mutlaka tek asal çarpanı vardır. Cümlemi unutmayın bak. Bir daha söylüyorum. Bir sayının pozitif bölen sayısı asalsa, bence bu notu bir yere yaz. Bak, söyleyeyim, yavaş söyleyeyim. Bir sayının pozitif bölen sayısı asal ise o sayının bir tane asal çarpanı vardır. Yani AB değildir o, A üzeri X'tir. Dedim mi anladınız mı? Bir sayının pozitif bölen sayısı asalsa o sayının bir asal çarpanı vardır. Şimdi burada pozitif bölen sayısı asal mı? Bu önemli ya. Gerçekten önemli ya. O zaman bizim sayımız yani AB sayımız eşittir. Bir şey üzeri 4'tür. Hocam 4 nereden çıktı hocam? Hani 5'te hocam? Kuvveti bir arttırıp çarpıyorduk ya. 4 artı 1 5 yapacak. Kuvveti 4'tür. Sayının 4 artı 1'den 5 gelir. Mesela pozitif bölen sayı 3 olsaydı o zaman bir şeyin karesidir. Bak pozitif bölen sayı 3 olsaydı o zaman da x karedir. Pozitif bölen sayı 7 olsaydı x üzeri 6'dır. Bak burası önemli. Bunu not olarak al. Bak bu sayısal notu. Önemli. Yani sözlerce yanlış anlamasın beni. Yani ayrıntı notu demek istiyorum. Sonra hocam bize anlatmıyorum. Ya ne alakası var ya? Bir şey anlatıyor burada. Ne alakası var? Yani biraz zor şey ayrıntı bir not. Ondan dolayı diyorum ya.
Tamam, bunu yorumladık. E kardeşim, ne demiş bize adam? Bu koşulu sağlayan AB doğası yazıyoruz. Şimdi burada x sayısı nasıl bir sayıydı Serkan'cığım? Asal. Serkan da matematiği özlemiştir. Doğru mu Serkan? Asal bir sayı, çok özlemiş. O zaman 2 üzeri 4 olabilir. O zaman 3 üzeri 4 olabilir. O zaman 5 üzeri 4 olabilir. Bir ben durdursun. O zaman 7 üzeri 4 olabilir. Olmaz. Kardeşimiz AB 2 basamaklı bir sayı. O zaman bu olur. Bu kaç? 16. Bu olur kaç? 81. Bu zıkkımın dibi olur ha. 625. Bunu zaten ben de bilmiyorum. İki tane olur. Ya 16'dır ya sayı ya da 81'dir. E kardeşim toplamı kaç demiş? Sana zahmet. Sen de tabii yoruluyorsun. Değil mi? Yoruldun değil mi şu an? 16 artı 81 eşittir. Cevap 90 kaçtır? 7'dir. Zaten hep sen yoruluyorsun. Öğrenci şöyle bir şey. Hep hocam çok yoruluyoruz. Çok zor hocam hayat. Şöyle çok. Her şey sana zor. Bütün her şey sana zor. Yani tüm dünya birleşmiş. Öbür tarafta da birleşmişler. Bu adamı zorlaştıralım demişler. Hiç bize bir şey, bize bir şey zor değil. Hocam sizin işiniz iş hocam. Neyse. Canım, sakin oluyorum. Sen bu Serkan'ın kolu kırılmış. Sen Serkan'ı görüyor musun burada? Neyse Serkan sakin oluyorum değil mi kardeşim? Üstü sayı sorusuna geldik. Bak kuvvetler 18. Doğru mu? İnsanın şu altları toplayası geliyor. Hakkımı helal etmem. Tabanlar eşit de olsa olmasa da toplama çıkarmada ortak parantez yapmanız lazım. Sakın ha. Hakkımı helal etmem yani. Hocam topladım çıktı hocam. Bugün çıkar, yarın çıkar, öbür gün çıkmaz. Şimdi ortam müsait değil, çok konuşamıyorum ya. YouTube dünyasına ayıp olmasın. Burada yapacağımız şey ortak parantezdir. Nasıl alalım? Şöyle alabilirsin ortak parantez. Biraz ortalık ama karışık. Gerçekten ya ortalık 56 derler. Değil mi Serkan? Ne demek ortalık 56 Serkan? Her yer birbirine girmiş demek. Doğru mu? Ortalık 56 mesela burada. Tamam, ben Sivas'tan geliyorum. Ortalık 58 demiş. Doğru mu kardeşim? Bize ortalık 58. Ne 56 ne? 56 nerede plakası? İşte bileceksin bunları Serkan ben. Hemen. 56. Ona bakıyoruz şu anda Sayın Basın. Siirt'in plakası. Buradan Siirt'e kucak dolu sevgiler yolluyoruz kardeşimle beraber. Bizim için yanlış anlaşılma ortalık Siirt o zaman. Ortalık 58 kardeş. Şimdi burada bir ortak parantez görüyorum bak. 8 üzeri 18 var. Doğru mu? Artı 2 üzeri 18 çarpı 8 üzeri 18 yapmamız lazım. 8 kere 2 16 çünkü değil mi? Paydaya geldiğimiz zaman 2 üzeri 18'e karışmıyorum. Ama şuna diğerine 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 18 yapmam lazım. Bir de bu zıkkımın üstünde sebebini anlamadığımız 1 bölü 9 var. Sakin ol. Bunu halledeceğiz. O iş bizde. Ben buradayım. Sonra ortak olan kim burada? 8 üzeri 18 görüyor musunuz? Burada da 2 üzeri 18. 8 üzeri 18 parantezini alıyorum. Bakın şuraya artık lütfen Allah peygamber aşkına anlayalım yani. 1 koyuyorum diyorum. Hala yoruma 1 nereden geldi diyor. 1 cehennemin dibinden geldi. Artık yeter ya. Artık yeter dayanamıyor. Öyle bir adam var. Dayanamıyor. Buraya kadar geldi ya. Ya kardeşim diyorum ki sayının yanında bir katsayı var mı kardeşim? Allah rızası için sağında solunda bir katsayı yoksa 1 yazıyoruz. Sayının yanında bir katsayı varsa o katsayı yazıyoruz ya. 500'ünü söyleyeyim. Sayının yanında katsayı yok. Ama sayıdan bir tane var demektir. 1 yazıyoruz. Bak bunu yapıyoruz ya. Artık lütfen ya. Rica ediyorum. Ama sayının yanında bir katsayı var. Artı 218'i yazıyorum. Diyor ki öğrenci buna niye 1 yazmadık diyor. Buna diyor niye 1 yazmadık? Yazdık ya. Katsayı yazdık ya. Katsayı yazınca 1 yazmıyoruz. Katsayı olmayınca 1 yazıyoruz. Kardeşim lütfen. Bak sakin oluyorum. Çok biriktim bu katsayı meselesini. Katsayı mağduruyum ya. Düşün katsayı mağduruyum yani. 218 parantezini alıyorum. 1 yazıyorum. Artı 200 lira kaç? 18. İnsan Serkan'cım duygulanıyor ya. Gördünüz mü? Şurası geldi. Şu. Ne kaldı yani? 800 lira 18 bölü 200 lira 18'in neyi kaldı? 1 bölü 9. kuvveti kaldı. Şimdi burada birkaç hakkınız var. 1. Kuvvetler eşit. 2. Eşit olmasa dahi bu kuvvet yani 1 bölü 9 kuvveti hem bunu etkiler hem de bunu etkiler. Eşit olmasa dahi. Eşit olduğu için de 8 bölü 4 yapabilirsin aslında. 4 üzeri 18'den gidebilirsiniz doğru. Ben gitmeyeceğim hani belki eşit olmazsa kuvvet kafanız karışır diye. Bunu şöyle yapacağım. Kuvvetin kuvveti kuvvetlerin çarpımıydı ya hani. Yukarıyı 800 üzeri 18 çarpı 1 bölü 9 yapacağım. Alt tarafı da 200 üzeri 18 çarpı 1 bölü 9 yapacağım. Burada bir sadeleşme olur. Bakın görüyor musunuz? İki, yani o 1 bölü 9'un mantığını aldık mı? Niye geldiğini? O 8'in karesinden yukarısı 64 gelmiş oldu.
9'a bölersen burası 2 geldi. 2'nin karesinden 4 gelmiş oldu. 64 bölü 4'ten de cevap kaç oldu yani? 16 gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Cevap Deniz çıkar. Bence güzel bir üst sayı soru çocuk. Ben sana söyleyeyim yani bak. Açık konuş diyorsan bak neler yap. Evet, kalbimizi sizdik, duygularınızı da. Şimdi bu olayları anlatmam lazım. Bu olayları anlatmadan olmaz. Ben şimdi bu soruyu çözmüşüm. Problem yok. Diğer soruya geçmişim. Konuşmaya başlarken Rabbim tarafından bana verilen bir feyiz sebebiyle Serkan'a dedim ki Serkan bak kaç dakika olmuş dedim. Anlatıyorum. Bunlar gerçekten açığa çıksın. Serkan da baktı. Hocam dedi çekmiyor şu anda dedi. Neyi çekmiyor Serkan dedim. Kamera çekmiyor dedi. Sonra ben bir 10 dakika Serkan'a 3-5 laf saydırarak kardeşime videonun yüklenmesini bekledik. Allah'tan o da Allah tarafından, Yüce Rabbim tarafından buraya kadar almış. Problem yok yani Allah'tan. Serkan da bana bu kadar laf söyledin diyorum. Sen neyse ortam müsait değil. En son şöyle yapmışım. Duygulanırsın demişim. Şöyle yapmışım. Kalbi çizmişim. Burayı boyamışım. Görüyor musunuz? Ben adam daha ne yapsın? Ben size daha ne yapayım ya? Çok güzel soru çözmüştük demişim. Ondan sonra bu soruya geçmişim. Duygulandınız mı şu an? Evet. Devam. Neyse yes, çekmiş çok şükür soruyu. Sıkıntımız yok. Şimdi köklü sayılarda son zamanlarda virgüllü sayı çok çıkmaya başladı. Bundan mütevellit ben de arada virgüllü sorular çözüyorum. Hem Instagram yayınlarımda hem YouTube'da falan çözüyorum. Önemli bir konu. Denemeye falan da koyuyorum. Demek ki öğrencinin zorlandığını düşünüyor Hüseyin'e burada. Şimdi yukarıda çarpma falan ortalık çok karışık. Gerçi ortalık 58 yani gerçekten. Şimdi kök içinde 96 yapalım orayı. Bölü 100 yaparım. Ben böyle yapardım ya açık konuşayım. Şöyle paydaya geldim. Kök içinde 16 bölü 10 çarpı kök içinde 24 bölü kaç? 10 çarpısı var. O da kök içinde kaç? 9 bölü 100 mü? Şöyle. Evet. Bölüsü var. Kök içinde 4 bölü kaç geliyor? 100 gelmiş oluyor. Hepsini rasyonel yazdım. Şimdi devamında buradaki 10 sadeleşme var aslında. Az önce hocam dediğiniz falan deme şakın. Köklü sayıda konuşuyoruz. Burası bir sadeleşme var ama buradaki 100 sayı dışarı çıktığı için burada önce kökün dışarı çıkarmak daha basit olabilir. Şimdi köklü sayıda bu rasyonel yazdıktan sonra sayı dışarı çıkarıp çıkmayan da o şekilde halledip o daha rahat olabilir yani onu söylemek lazım. Yoksa biraz karışır buralar. Şimdi buradaki 96 sayısına dikkatli bakalım. 96 sayısı kaç yapıyor? 8, 4, 24 ve 16. 16 çarpı 6 demek. İşte ara ara böyle zor sorular sayılar da çıkabilir. 4 diye çıkar. Şuradaki şu sayıya dikkat. 4'ü 6 bu. Bunlara dışarı çıkıyor zaten. Şu ikisi çıkmıyor. Yukarısı 4 kök 6 bölüsü kaç? 10. Aşağıdayım. 4 bölü kök 10. 4 bölü kök 10. Çarpı, burası da 2 tane kök 6 bölü kök 10. Güzel. Çarpı, orası kaç? 3 bölü 10 bölü 2, kaç? 1, 2 bölü 10. Şöyle geliyor. Şu 2 çok çizgi güzel olmadı. Şöyle diyeyim olay. Tamam. Artık biraz rasyonel bilgimizle beraber gitmemiz lazım. Bir de şurada bir işleme dikkat etmek lazım. Şurada hata yapmamak için. Buraya ben olsam karışmam. Şurada çünkü kök 10 ile kök 10 gelecek. Çarpma 10 gelip sadeleşme olacak. Ben karışmam bu tarafa. Şimdi bak bunu olduğu gibi yazalım. 4 çarpı kök 6 bölü 10 yazalım. Çarpı diyelim bak şimdi. Burayı çarpalım. 4 kök 8. 8 kök 6 bölü 10. Bak şu ikisinin çarpımı. Bakın burası 8 kök 6. Paydamız kaç geliyor? 10 gelmiş oluyor. O zaman bunu ters çevireceğiz. Yani 10 bölü evet 8 kök 6 olacak. Çarpı. Bakın burada birinciyi olduğu gibi ikinciyi ters çevirip çarpalım. 3 bölü 10 çarpı 10 bölü kaç gelmiş olacak? 2 gelmiş olacak. Burası anlaşıldı mı? Bak birinci olduğu gibi ikinciyi ters çevirdim. Bunu da aynı şey yaptım. Şimdi sadeleşme. Yoğun bir sadeleşme var. Dikkatli olun. Bakın şurada kök 6'lar gidiyor. Kökle bir işimiz kalmadı mesela. Onlar gidiyor. Şu onlar gidiyor. 2 ile 4'ü bölersem 2 geliyor. Yukarıda 2. Altta hiçbir şey kalmadı. 1 kaldı. 2, bir de şurada bir 3 var. Şu, görüyor musunuz şu ikisi? 2 kere 3 kaç gelmiş oldu cevap? 6 gelmiş oldu. Şıklarda hep gördüm. Niye yok? Çünkü arada artı var. Ben çarpı koydum. Evet. Şuraya hiç dikkat etmemişim. Tamam. Sakin oluyoruz. Çözeriz. Sonundayız yani. Şurada artı varmış. 5 cevap 6 değil. Toplamışım ben. Ama burada sadeleşme yapamayız o zaman. Dur. Dur şimdi. En son şu 2'yi bölemeyiz. Tamam. Pardon. Hata yapmayalım. Dur. 4 kalmıştı burada. Burada da 2 mi kalmıştı? Evet. O zaman tam sayı çıkmadı. Ha 8 varmış. 8 görüyorum. Tamam. Hep Serkan'ın yüzünü vuruyor. Ben hızımı almış gidiyordum ne güzel. Ben ara durdu da es verdi arada. Şimdi bak ne olacak? 4 bölü 8 var değil mi? Şimdi o 1 bölü 2 yapar.
Şurayı görüyor musun? Bak 4 bölü 8'den 1 bölü kaç gelir? 2 gelmiş olur. Artı burası 3 bölü 2'ydi. Tamam. Payda eşit olduğunu topluyorum. 4 bölü kaç geliyor? 2'den sonuçta kaç gelmiş oluyor? 2 gelmiş oluyor. Cevap D şıkkı çıkar. Bence anlaşıldı. Yani güzel bir soru. Öğretmenin böyle soruları çok kök kısa ve böyle çok afakisinden yüksek bilgiler istemedi son yıllara baktığımız zaman. Ama bu tarz işlemsel sorular çok soruldu. Bilginiz olsun. Devam. Burada biraz zor bir soru koymak istedim ama yani bilmiyorum kızar mısınız ama olsun dedim yani. Şimdi bizde iki kare farkı diye bir konu var biliyor musunuz? Ne iki kare farkı? A kare eksi B kare. Hatta bunu ben insan olan herkes bilsin diye söylerim yani. Bu A eksi B çarpı A artı B. Şimdi bunu kullandığımız yerler var. Mesela burada çok net bir iki kare farkı var görebiliyor musunuz? Yani 1 eksi 1 bölü 2'nin 4'ün karesi, 1 bölü 5'in karesi falan filan. İşte bunları açmak lazım. Bak şurası nasıl açılır? Bakın 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 artı 1 bölü 4. Diğeri nasıl açılır? 1 eksi 1 bölü 5 görün diye yazıyorum. Çarpı 1 artı 1 bölü 5. Bu böyle gider. Problem değil. Şimdi bunu şöyle yapmanız lazım bu tarz bir soruyu. Eksileri bir arada yazmanız lazım çarpım olarak. Artıları bir arada yazmanız lazım. Yani şöyle şuradan 1 eksi 1 bölü 4 geliyor ya. Bak yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 4 geliyor. Bunun yanına 1 eksi 1 bölü 5'i yazmanız lazım. En sona da bunun şöyle 3 nokta koyalım. Ne var? 1 eksi 1 bölü 2011'i yazmanız lazım. Çarpı artıları da bir arada tutacaksınız. Devam ediyorum. 1 artı 1 bölü 5, 4 pardon. 1 bölü 4, 1 artı 1 bölü 5. En son yine ne var? 1 artı 1 bölü 2011 var. Karşıda da bir şey ona bakarız tamam. Bunlar eğer böyle eksiler bir arada, artılar bir arada olmazsa sadeleşme olmaz burada. Anlaşıldı mı? Yoksa o yüzden iki kere farkını yapıp şunları çarpı olarak yan yana getireceksiniz. Yani fark etmez. Çarpmayan sıra önemli değil. Şimdi ne oldu şimdi? Bak payda eşitliyorum. 4, 1, 3 bölü 4. Evet çarpı. Payda eşitliyorum. 4 bölü 5. Böyle gidiyorum. En son 2010 bölü 2011 geliyor burası. Çarpı. Buradayım. 5 bölü 4. 6 bölü 5 gidiyor. 2012 bölü 2011 geliyor. Bakın burada şöyle bir sadeleşme oluyor bak. 4'ler gidiyor, 5'ler gidiyor. En son bu gidiyor. Ne kalıyor? 3 bölü evet 2011 kalıyor burası. Çarpı. Burada da şöyle bir sadeleşme oluyor. Bak ne kaldı? 2012 bölü 4 kaldı. Doğru mudur? 2012 sayı 4'e bölünür bir sayı. 2012 4'e bölersen 503 mü yapar? Sakın bölsene ya. 2012 bölü 4. Herhalde 503 yapıyor değil mi? 503 yapıyor. Peki karşıda ne vardı? X bölü 2011 vardı. Bunların da paydası eşit olduğu için böldün mü kardeşim? 503 mü? Çarpı 3. Çarpı 3. Ha, boş durma öyle olmuyor. Evet X eşittir. Bunları da çarpacağız. Cevap 1509 mu kardeşim? Bu da benim herhalde ortaokul numaramdı 1509. Evet cevap henüz çıkıyor. Bu biraz sonra sayı sorusu gibi dursa da burada özel bir durum var. İki kare farkı. Eksileri artıları bir arada yazmanız lazım. Öğrenci burayı genelde göremiyor. Onu göstermek için sorduğum bir soruydu. Bilginiz olsun. Evet. Bir tane basitesi, bir tane de ne sorusu çözdük? Fonksiyon sorusu çözdük. Bu dersimizi bitireceğiz. X, Y gerçek sayı. Şimdi gerçek sayı reel sayıdır. Bu da bu değer verme demek istiyor. Yani bunun Türkçe meali değer verme. X ve Y için konuşuyorum yani. İfadeyi vermiş. Z'nin alacağı en büyük tam sayı değeri kaç demiş. Şimdi bakın Z'yi nasıl bulacağız? Burada şimdi şuradaki ifadeye karşıya atalım denklemde. X artı ne var orada? 3Y eşittir ne oluyor? 2Z olmuş oluyor. 2'ye böldüğümüz zaman Z ne oldu yani? Z'miz X artı ne oluyor o zaman? 3Y bölü kaç geliyor? 2. Yani X artı 3Y bölü 2 ifade Z'ye eşit. O zaman ben soruda yukarıda X artı 3C bölü 2'yi bulacağım. Onun yerine Z yazacağım. Z'nin aralığı bulmam gerekiyor. Başka türlü olmaz. Şimdi X'imiz var dedim. Orada problemimiz yok ama burada 3C'miz yok. Bunu 3 ile çarpalım. İkisini alt alta bir yazalım. 2'ye sonra böleriz. Şimdi eksi 3 duruyor. Küçüktür X. Küçüktür 5. Alt tarafı 3 ile çarpıyorum. Şimdi 3 duruyor. Küçüktür evet. 3Y. Küçüktür kaç oluyor? 9. Taraf tarafa topluyorum. Bakın ne oluyor? 0 geliyor burası. Küçüktür evet. X artı 3Y. O da küçüktür. Kaç gelmiş oldu? 14. Doğru mu? Peki ne vardı? Bir de bölü 2'si vardı. Z'yi bulacağım ya. Z için bölü 2 vardı şurada. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Şöyle. Böldüm. Ne oldu? Burası 0 gelmiş oldu. Küçüktür. Evet. X artı 3Y bölü 2 olmuş oldu. O da küçüktür. Kaç gelmiş oldu? 7. Doğru mu? Yani buldum ifadeyi. Şimdi bu ifade benim Z'ye arkadaşlar. Ben bu ifadeyi yani Z yazarsam demek ki Z sayısı 0'la
Z sayısı kaç arasında oluyor? 7 arasında olmuş oluyor. Adam bana ne sormuştu? Z'nin alacağı en büyük tam sayıları kaçtır? 0 ile 7 arasında olacak en büyük tam sayıları kaç olur Z'nin? 6 gelmiş. Olur. Cevap 5 çıkar. Anlaştık mı? Güzel bir basitlik sorusu. ÖSYM böyle yerine yazdırmayı çok sever. Sorunun başında gerçek sayı yazıyorsa değer verme demektir. Hiçbir şey yazmıyorsa da gerçek sayı, yani gerçel reel sayı gibi çözeceksiniz falan gibi bir sürü aslında temel matematikten bitirdiyseniz çok anlattık buradan. Bilginiz olsun. Bu da ÖSYM formatında bir soru. Devam ediyoruz. Burada bitireceğiz bu dersimizi. Fx'i, gx'i ver. Böyle farklı bir şey sorar belki diye ben sorduğum bir soru. Şimdi f artı g4 şu demek. Yani f4 ile g4'ü topla demek. Burada çok bir şey yok. Böyle havaya girmeyin diye, yani görün diye anlattım. Burası da f içinde eksi 1. Eksi g içinde eksi 1 demek. Ama soruda da bir parçalı fonksiyon olayı var. Şimdi f4 ne demek? Şimdi 4 burada. Görebiliyor musun? Yani 4 sıfırdan büyük. O zaman burada yerine yazacağız. O zaman f4'ümüz 4 artı 4'ten 8 gelecek. Yani sağdaki şartlara bakacaksınız. Yani sayı sıfırdan büyük mü küçük mü? Altta da yine birden büyük mü küçük mü'ye bakacaksınız. Anlaşıldı mı? Yani sağdaki şartı sağlayan kısımda yerine yazmanız lazım sayıyı. G4 demiş. Şimdi 4 mesela, bu o da burada. 4 kere 2 kaç yapar? 8. O da 8. 8 artı 8 üst taraf. Alt tarafa bakalım. Yani F4 de 8. G4 de 8. Altta F-1, G-1 var. Şimdi F-1 diyor. Bak eksi 1 burada küçük. Şurada yerine yazacağız. Burada hataya çok müsait bir soru. Bence burada hata yapmamak için dikkatli yazalım. Şimdi eksi 1'in neyi? Karesi. Evet. Eksi 3 çarpı eksi 1. Evet. Artı 2. Burası artı 1. Burası artı 3. Burası da artı 2. Ne yaptı sonuç? 6 yapmış oldu. Alt tarafı 6'ymış. Eksi. Şimdi G-1'e bakıyorum. G-1'e şurada yerine yazılması gerekiyor. O zaman eksi 1'i yazdım. Eksi 1 artı 3'ten 2 mi yapar? Burası da 2 gelmiş oldu. Onu görebildik mi? Şurası. X yerine eksi 1 yazınca. Çünkü X 1'den küçük eksi 1 sayısı. Eksi 1 ile 3 toplarsam cevap da 2 yapmış olur. Tamam, bulduk. Yani 8 artı 8 kaç yaptı üst taraf? 16. Alt taraf 6 eksi 2 4 yaptı. Cevap da kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Nerede var? E şıkkında var. Yani şunu görün diye yaptım ben bu soruyu. F artı G4 diye böyle çok karşılaşmadığınız bir durum ortaya çıkarsa bunu F4 artı G4 diye 4'ü içeri dağıtıyormuş gibi düşünme hakkımız olduğunu söylemedim. Alttaki de aynı şekilde F eksi G eksi 1 olursa bu sefer burada nedir? F eksi 1 eksi G eksi 1 demektir diyoruz. Fonksiyonu da her denemede koydum birer tane. ÖSYM çok soruyor çünkü. Bilginiz olsun. Evet, yaklaşık 13 soru çözdük. Bol bol konuştuk. Tekrar amaçlı çözülen sorular. Ben bunları şöyle çözülmesini tavsiye ediyorum, onu söyleyeyim. Bence şey yapın, yani videoyu dinleyin, bundan bir gün sonra atıyorum, hemen peşine de olmayabilir bu. Soruları kendi başınıza, kendiniz, o kalemi kendiniz oynatın. İki tane hata yapıyor. Bir, ben çözerken yazanlar var, kesinlikle yanlış, hiçbir verim alamazsınız ya, kendinizi kandırıyorsunuz. İki, ben çözmeden çözenler oluyor, o da yanlış. Çünkü mesele sizin çözüm yönteminiz değil. Yani o zaman soru bankamı gidin çözün zaten. Buradaki mesele ben bir şey anlatıyorum, yani ne anlatmış, yani hoca bu soruda bunu yorumlamış falan gibi bakmanız lazım. Ondan sonra yine bir gün sonra kendinizi çözmeniz lazım. En çok verim burada alırsınız. Kitaplarımız burada var. Bir de bunların geometrisini yazıyoruz. En kısa zamanda çıkaracağız şunun geometrisi. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Bende kalın. Kitaplarım, fotoğrafı almayın. O kadar emek veriyoruz gerçekten. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Ama yine çekmiyorsa Serkan da buradan. Evet. Görüşürüz, kendinize bakın. Saygılar sunuyorum.